Bazı insanlara göre, çalışmak işe gitmek her gün tehlike ile karşı karşıya kalmak demek, çünkü birilerinin yapması gereken çalışma şartları, oldukça zor ve çok tehlikeli olan işler vardır. Her işin kendine göre tehlikesi ve zorluğu vardır elbette. Ancak içeriğimizde yer alan meslekler, ölüme daha yakın hissettirenler olarak öne çıkıyor. Ben de sizler için tehlikeli meslekleri derledim. Videoya yorum yapıp, beğenirseniz çok sevinirim, teşekkürler. Kamyon şoförlüğü. Kamyon şoförleri genelde diğer araçların yaptığı hataları önlemeye çalışırken kaza yaparlar. Bu da istatistiklere göre kazaların %70'ini oluşturur. Çatı tamircileri. Zor mesleklerden biridir. Güvenlik açısından da oldukça ihmaller yaşanmaktadır. Çatıdan ya da iskeleden düşmek en çok rastlanan kaza tiplerindendir. Çiftlik çalışanları. Çalışma saatlerinin uzun olması, kullanılan aletlerin tehlikeli olması kazaya sebebiyet veriyor. Eğitimin yetersiz olması ve dalgınlık sonucu pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Elektrik hattı çalışanları. Zorlu mesleklerden biri de elektrik hattı çalışanlarıdır. Türlü türlü tehlike barındıran, elektrik direğine çıkmak, elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olmak gibi. Yüksek güvenlik önlemlerine rağmen, her yıl 36 kişi hayatını kaybetmektedir. Çöpçüler. Çöpçülerin işi, sadece evinizin önündeki çöpü almak değildir. Makine ve vinç operatörleri de bu işin içinde olunca kazalarda kaçınılmaz oluyor. Büyük şehirlerdeki işçiler sürekli ezilme ve araba çarpmasıyla karşı karşıyadırlar. Demir-çelik işçileri. En tehlikeli işlerden birisidir. En ufak bir yanlış sizi çok kötü bir duruma sokabilir. Bina iskeleti inşa eden işçiler için yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alınmış olsa da her yıl 31 kişi hayatını kaybetmektedir. Keresteci. Çok riskli ve tehlikeli bir iş olan kerestecilik mesleğinde de her yıl 64 kişi hayatını kaybetmektedir. Geçmişten bugüne en tehlikeli meslek grubudur. İtfaiyeci. Herkes onların ofislerinde çay yudumladıklarını düşünür. Ancak itfaiyeci abilerimiz mesleklerinde hayatlarını kaybettiklerinde şehit sayılırlar. Azılı yangınlarla mücadele eden ustalarımıza kolaylıklar diliyoruz. Umarız emekli olana kadar çay içersiniz ve hiç yangın ihbarı almazsınız. Koruma. Neyi nasıl korumaya çalıştığınızın bir önemi yok. Bu işi yaparken canınızı hiçe saymak zorundasınız. Arama ve kurtarma. Belki de en hüzünlü mesleklerden birisi. Depremlerde, yıkımlarda, doğal felaketin oluşturduğu yıkıntılarda insan hayatına dair aramalar yapıyorsunuz. Hal böyle olunca da tüm dünya size inanıyor ve güveniyor. Güvenleri boşa çıkarma lüksünüz yok. Bunu yaparken de canınızı hiçe saymak zorundasınız.